Ece. Bilmediğiniz bir kelime var mı? Sanırım yok. O zaman başlayalım. Soru bir için ne diyelim? Hadi hemen başlayalım. Ne albümlerinde? Geçmişteki. Evet, geçmişteki albümlerinde iki için ne diyelim? Açıkçası şimdiye kadar ne? Görülmemiş. Olmuş. Görülmemiş bir çalışma. Güzel. Üç ne diyelim? Bu Önceden albümde önceden nasıl bir yöntem? denenmemiş. Güzel. Denenmemiş. Daha önce kimse denemedi, yapmadı anlamında. Dört, albüme herkes nasıl ilgi gösterdi? İnanılmaz. İnanılmaz. Güzel. Beş, ne diyelim? Türk sanat müziğinin ne eserleri? Unutulmaz. Güzel, unutulmaz eserleri. Peki altıya ne diyelim? Hazırlarken bu alanda Denilmiş. hayır, denenmemiş demeyelim. Denenmemiş Tanın, tanınmış. tanınmış. Hah, evet, tanınmış. Peki yedi, hatta Gelecek. evet, hatta gelecek nesillerin ve son olarak sekiz, bu albüm nasıl bir fırsat? Bulunmamız. Bulunmaz bir fırsat. Güzel. Peki buraya bakalım şimdi. En son biz sıfat fiiller öğrendik, değil mi? Biz fiilleri de sıfat gibi kullanabiliyoruz. Nasıl ki kırmızı araba diyorsak, fiilleri de sıfat yapabiliyorduk. Şimdi onlara bakalım birlikte. Bu tencere paslan çelikten. Nasıl bir çelik? Paslanmaz. Paslanmaz. Hatırladık değil mi? Paslanmaz tencere söyledik, paslanmaz tava söyledik. Bu aslında o eşyanın bir ismi oldu artık. Burası bir zamanlar kuş. Uçur, uçur. Kuş uçmaz, kervan Geçmez. geçmez. Uçmaz. Ne demek bu cümle peki? Kuş uçmaz, kervan geçmez. Ne demek? Yani çok sessiz bir yer. Yani kuş bile gelmiyor oraya. Hiç kimse gelmiyor. Çok sessiz bir mekan anlamında kullanıyoruz. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. Kervan ne demek? Eskiden insanlar alışveriş yapmak istiyorlar ama market çok uzakta, mağaza çok uzakta, şimdiki gibi çok yakın değil. İnsanlar atlara biniyorlardı ve çok uzaktaki mekanlara gidip alışveriş yapıyorlardı. Onlara biz kervan diyoruz. Alışveriş yapmak için atlarını alıyorlar, gidiyorlar, bir sürü sebze, gıda alıyorlar, tekrar dönüyorlar. Kervan söylüyoruz onlara. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez. Yani çok sessiz bir yer. Hiç kimse gelmiyor buraya. Nasıl meyveler sağlıklıdır? Kurutul, Muş. muş. Evet. Yumurtaları yan tavada. Nasıl tava? Yanan. Yanmaz. Evet. Niye sadece Judy ve Sina konuşuyor? Luna'yı, İbrahim'i de duymak istiyorum. Hasan'ı pardon. Sizin de duymak istiyorum. Film arasında bir paket Patlamış. patlamış. Mısır, çocukluğum çık bir sokak. Nasıl bir sokak? Çıkmaz. Çıkmaz söylemiştik. Yani sokağın devamı yok. Yol yok. Yol bitti orada. Gel hafta tatile. Hangi hafta? Gelecek. Gelecek hafta. Bakın normalde gelecek bir fiil değil mi? Diyorum ki yarın arkadaşım gelecek. Bu bir zaman. Bu bir fiil. Evet. Ama önce fiil sonra isim getirdim. Hangi hafta? Gelecek hafta. Gelecek. Bu artık sıfat oldu. Fiil değil artık. Bir de şu tarafa bakayım. Tanı birileriyle. Tanmış.
Evet. Tanınmış ya da tanıyan da olabilir. Yok, tanıyan olmaz, pardon. Tanınmış. Hatta yok yok. Tanınmış da demeyelim. Biz dık 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 dik aldık değil mi? Hı. Evet. Tanıdığımız birileri. Hangi birileri, nasıl birileri? Daha önce tanıdık. Kim tanıdı? Hatta tanıdığım olur, şahıs karşılaşırım söyledi. Tanıdığım birileriyle. Ben şahıs biz gördüm, şahıs biz. Pardon, şahıs ben. Karşılaşırım. Tanıdığım birileriyle karşılaşırım. Daha önce tanıdım, belki şimdi göreceğim. Peki bakalım üçe hızlıca. Geçen haftaki sınavdan nasıl not? Geçer. Evet, geçer not. Az nasıl bir biftek? Pişmiş. Evet. Yazarın bu romanı en çok? Satan. Evet, 3B. 4. S. Bakacak. P değil mi, bakacak? 5. Gelen koşar. Aferin. Gelen A. telefondan sonra koşar adımlarla. Bravo Luna. 6. Giren. Evet, giren. Geçen hafta söyledi. Bana verdiğin bu? Unutulmaz. Unutulmaz. Evet, unutulmaz. 8. Verdi. Güzel. 9. Seyredeceğimiz. Aferin. Bakın, şahıs var. Seyredeceğimiz. O. Güvenilir. Güvenilir. Evet, her zaman güvenilir söylüyoruz. Tamam, bunu yapmamıza gerek yok 25'te. Başka var mı? Ödev. 19 Ders sayfa. kitabında mı? Yani Şimdi ders kitabında mı var? hayır, çalışma kitabı. Ha, sayfa 19. 19. Bakalım hemen. On dokuz. Pardon. Ha, şu değil mi? Soru 2. Ve evet. Ekiyorum. Dedik ki yazar nasıl biri? Bunu sıfat yaparak söylüyoruz. Yazı yazan kişi, ressam. Resim çizen kişi. Evet. Judy Terzi. Öncesiye diken kişi. Evet. Luna öğretmen. Ders anlatır kişi. Ders anlatan kişi, değil mi? Peki Hasan şoför. Hasan burada mısın? Sesini duymuyoruz. Şoför. Hasan, biz sesini duymuyoruz. İstersen bir kontrol et sesini. Bir daha gelelim. Kızlar, şoför. Arabayı süren Ya da araba kullanan olur mu? Evet, olur. araba kullanan kişi. Berber. Saçını kesen kişi. Saç kesen kişi, tıraş yapan kişi, değil mi? Doktor? Hastaları iyileşen kişi. İyileştiren kişi. İyileştiren. Bugün bu grameri alacağız zaten. Hastaları iyileştiren kişi. Ya da muayene eden kişi olur mu? Evet. Evet, olur. Ameliyat yapan kişi olabilir. Peki hizmetçi?
temizlik yapan kişi. Temizlik yapan kişi. Mimar. Binaların planı çizen kişi. Evet, plan ya da proje çizen kişi. Hasan, duyuyor musun bizi? Hasan. Vallahi biz seni duymuyoruz. Piyanist. Piyano çalan kişi. Evet, piyano çalan kişi. Böyle. Soru 3 ödev mi? Evet. Tamam. Hadi hızlıca bakalım. Anlamadığınız bir fiil var mı? Varsa söyleyin. Bir birlikte yapalım bakalım hangi fiilleri yapamayacağız. İhtiyar adam nasıl elleriyle torununun başını okşadı? Titreyen. Evet, titreyen. Yaşların elleri titrer değil mi? Maria, dinliyoruz seni. Maria, bizi duyuyor musun? Peki devam edelim. İlkeleri insanlar hayatta başarılı olurlar. İlkeleri olan. Olan. İlke ne demek? Yani. Kuralları yani. Evet. Kuralları diyoruz. Ya da hedefleri, amaçları olan insanlar. Sizin hayatta bir kuralınız, bir planınız, bir amacınız varsa başarılı olursunuz. Kural olur, amaç olur, hedef olur, hepsi olur bu anlamda. 90 kilometrenin üstüne ne yapan? Olan? Hayır. Çıkan? Çıkan, evet Luna, bravo. Kilometrenin üstüne çıkan sürücülerin kaza yapma olasılığı yüksektir. Hasan, senin sesin düzelmedi herhalde. Seni duymuyoruz. Hani sol altta var ya Hasan, sol tarafta alttan açman gerekiyor. Kamera işaretinin yanında. Aslında açıyorsun ama belki kulaklığında mı problem var bilemedim. Maria, sen duyuyor musun? Evet hocam, şimdi oldu. Heh, süper, tamam. O zaman dördüncü soruyu sen yap, Maria. Dördü yapar mısın? Hangi sayfada? Soru dört. Zaten burada açık çalışma kitabı sayfa 19. Biz beraber yapalım. Buldun mu? Evet. Buldum da yapmadım ama hadi. Tamam, birlikte yapalım. Haksızlığa karşı gelen. Başka ne olabilir? Duran. Haksızlığa karşı durmak diyoruz. Otomobilleri kundaklanlar. Evet, kundaklamak arkadaşlar bir otobüs, bir arabayı ya da bir evi, bir mekanı fark etmez. Yakmak, ateşe vermek demek. Gidiyorum oraya benzin döküyorum. Sonra çakmak ya da kibrit atıyorum. Evi yakıyorum. Çünkü kötü bir insanım ben mesela. Bunu kötü insanlar yapıyor. Biz buna kundaklamak söylüyoruz. Aslında peki 6'ya ne diyelim? Evraklar olan. Evet, olan. 7 yaşayan. Evet, 8 bozulan. Evet, bozulan süpürge. 9
Kirleten. Evet, bravo. Fakir çocukları 10. Okutan. Evet, okutan. 11. Bekleyen. Bakalım nerede bekleyen var mı? Olabilir. Birazdan yine bakalım, bir fiil daha olabilir. 12. Kirlenen. Evet, kirlenen. 13. Yumruklayan. Evet, yumruklaşan. Şu yumruk arkadaşlar, bunun adı yumruk. Şöyle iki kişi birbirine şunu yapıyor, biz buna yumruklaşmak diyoruz. Peki neredeyiz? 14. Veren. Ne yapan? Veren. Evet. 15. Gelen. Evet. Gelen. 16. Yapan. Evet. 17. Duran. Evet. Duran. Aslında şöyle, şimdi oldu burası. 11 için duran diyeceğiz. Sokağın, caddenin ortasında duran araba. Sonra 17 için bekleyen diyeceğiz. Kapının önünde bekleyen adamı tanımıyorum. Tamam. 18. Çalınan. Evet, çalınan mücevherleri bulan polise. Bulan polise ödül verildi. 19. Kirilen, kırılan. Kırılan. Yengemin kırılan kolu. Hangi kol? Kırılan kol. 20. Savaşan. Bir daha. Savaşan. Ne yapan? Savaşan. Savaşan. Ha, savaşan. Tamam. Oldu şimdi. Peki. 21. Katılan. Katılan. Kongreye katılan öğretim üyeleri. 22. Giden. Giden. Evet. Minibüs. Taksi. Giden. Bekleyen. Aşırı hızlı giden minibüs. Taksi bekleyen kıza çarptı. Kaç tane bekleyen var? Eksik fiil yaptık sanki. Bir tane bekleyen var. Bir bakalım. Ha, bir dakika. Biz hiç oturan yaptık mı? Oturan. Hayır. Oturan yapmadık değil mi? Ama şimdi yapacağız. Bir dakika. 22 bir kalsın. 23. Söyleyen. 24. Oturan. Şimdi bir yerde bir şey hata yaptık ama bir dakika. Yaşayan söyleyeyim. Kaç tane gelen var? Bir tane. Yani iki kere gelen, iki kere bekleyen kullandık ama bir şey, biz neyi kullanmadık acaba? Ve 11 bozulan. 10 ne dedik? Fakir çocukları okutan. 11 caddenin ortasında duran. Buzulan. Olur mu? Aa evet, olur. Bozulan yaptık mı? Bir tane bozulan. Tamam, güzel. Evet. Ama bir tane bozulan var. Ha, iki tane bozulan var. Tamam, evet. Evet arkadaşlar, 11 bozulan olacak. 8 bozulan, 11 bozulan. Şimdi oldu. Tamamdır. Başka ödev var mı? Hayır. Tamam. Peki, güzel. Çok yanlış var mı? Yok hocam.
Yok, güzel. Peki bu gramerde bir problem var mı? Sıfat fiilleri nasıl kullanıyoruz? Problem var mı? Yok. Tamam. Kolaydı değil mi? Nasıl kullanıyorduk biz? Ne söyledik? Biz hem isimleri sıfat gibi kullanabiliyoruz hem de fiilleri sıfat gibi kullanabiliyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Eğer ben bir fiili sıfat gibi kullanmak istiyorum, önce fiili sonra ismi yazacağım. Tamam mı? Mesela bardak kırıldı dedim. Bu bir fiil. Geçmiş zamanda oldu. Ama ben bunu sıfat yapmak istiyorum. An, asılmış, kaçak, bunları kullanarak yapıyorduk. Geçmiş zaman için daha çok an, en kullanıyorduk. Diyorum mesela kırılan bardak. Nasıl bir bardak bu? Kırılan bir bardak. Bakın kırılmak aslında fiil ama ben bir gramer kullandım ve artık bu bir isim oldu, bu bir sıfat oldu. Tamam mı? Soru yoksa o zaman bugünkü dersimize başlayalım. Şeyi göremiyorum ya. Tahta. Ah, buradaymış. Tamam. Görebiliyorsunuz burayı değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Ama ben şimdi bunu nasıl yazacağım? Evet, şuraya bakalım. Peki. Ben size geçen hafta ödev verdim değil mi? Ben size ödev verdiğim için siz yaptınız. Ben size ödev vermesem yapar mısınız? Bence yapmazsınız. Değil mi? Evde oturursunuz. Şimdi diyoruz ki mesela bir saniye şunu biraz büyük yapalım. Öğretmen bize, hatta şöyle yazalım. Biz ödev yaptık. Biz ödev yaptık söyledik. Ama biz neden ödev yaptık? Çünkü öğretmen bize ödev verdi ve bize dedi ki ödev yapacaksınız. O zaman biz bu cümleyi şöyle söyleyelim. Öğretmen bize ne yaptırdı? Ödev yaptırdı söylüyorum. Öğretmen bize ödev yaptırdı. Ben söyledim. Bu sebeple siz ödev yaptınız. Peki bazen tahtayı siliyorsunuz. Ben çok yoruluyorum. Diyorum ki Hasan tahtayı siler misin? Diyoruz ki mesela Hasan tahtayı sildi. Ama kim Hasan'a söyledi? Öğretmen söyledi değil mi? Ben söyledim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Öğretmen Hasan'a tahtayı ne yaptırdı? Sildirdi diyoruz. Öğretmen Hasan'a tahtayı sildirdi söylüyoruz. Şunu biraz şöyle alalım. Devam edelim. Ben bazen size ne yaptırıyorum derste? Yazma yaptırıyorum değil mi? Bir şeyler yazdırıyorum size. Diyorsunuz ki biz bugün derste bir şeyler yazdık. Ama bunu size kim söylüyor? Öğretmen söylüyor ve siz yapıyorsunuz.
O zaman diyoruz ki öğretmen bize bir şeyler yazdırdı. Söylüyoruz. Şurayı kapatayım şöyle daha rahat görün. Öğretmen bize bir şeyler yazdırdı. Söyledik. Bazen derste konuşma dersi yapıyoruz. Size bir şeyler soruyorum ve siz bana cevap veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Öğretmen size ne yaptırıyor? Öğretmen bizi konuşturdu. Söylüyoruz. Ben size soru sordum ve siz konuştunuz. Ben söylediğim için konuştunuz. O zaman ne diyeceğiz? Bugün derste öğretmen bizi konuşturdu söylüyoruz. Başka bir örnek verelim. Biz kuaföre gidiyoruz mesela. Kuafördeki kadına diyorum ki ben saçlarımı kesmek istiyorum mesela. Ben ona söylüyorum. O ne yapıyor? Benim saçlarımı kesiyor. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Ben diyelim ki bugün kuaföre saçlarımı kestirdim. Ben kuaföre söyledim. Bu sebeple o benim saçlarımı kesti. Kuaföre saçlarımı kestirdim söylüyoruz. Ya da siz dışarıdasınız. Eve gideceksiniz. İşte babanız ya da anneniz size diyor ki eve gelirken ekmek al. O söyledi ve sen alıyorsun. O zaman ne söyleyeceğiz? Mesela diyelim ki babam bana ekmek aldırdı. Babam söylediği için ben aldım. Babam söylemese almayacağım. Babam bana ekmek aldırdı söylüyoruz. Peki küçük bebekler kendi başlarına yemek yiyebilirler mi ya da süt içebilirler mi? Hayır, değil mi? Anneleri onlara yardım ediyor. Anneleri onlara süt veriyor. Yani bebek tek başına bunu yapmıyor. O zaman şöyle söyleyelim. Anne bebeğe süt içirdi. Sen kendin içersen şöyle söyleyeceksin. Biz büyük insanların ben süt içtim. Yani bunu ben tek başıma yaptım. Kimse bana yardım etmedi. Ama küçük bir bebek var. O tek başına süt içemez. Annesi ona yardım ediyor. O zaman diyoruz ki anne bebeğe süt içirdi. Söylüyoruz. Ya da akşam iftar var. Cüdi dedi ki hocam Sina ablam çok güzel yemekler yapıyor. Çok güzel tatlılar yapıyor. Cüdi Sina'ya söylüyor. Bu akşam ben tatlı yemek istiyorum. Lütfen bize tatlı yap. Kim söyledi Sina'ya? Cüdi söyledi. Bu sebeple Sina yapıyor. O zaman Sina diyecek ki Cüdi bana tatlı yaptırdı. Evet, Cüdi söylediği için Sina yaptı. Cüdi bana tatlı yaptırdı söylüyoruz. Başka bir örnek daha verelim. Peki ben evimi boyatmak istiyorum, duvarlarımı boyatmak istiyorum. Ben kime söylüyorum bunu? Boyacı. Boyacı var değil mi? Boyacıya söylüyorum. O da ben ne söylüyorsam onu yapıyor. Boyacıya evimi boyattırdım. Fiilimiz boyatmak. Boyacıya evimi boyattırdım. Ben söylediğim için oldu. Ya da diyelim ki patron bana evrak, fiilimiz imzalamak,
imzalattı. Bir evrak var. Patron bana diyor ki hocam bunu imzalaman lazım. Tamam diyorum. O bana söyledi. Bu sebeple ben imzaladım. Patron bana evrak imzalattı söylüyoruz. Ya da şöyle söyleyelim. Bazı böyle televizyonda komik adamlar var değil mi? Onlar mizah yapıyorlar ve biz çok gülüyoruz. Ya da YouTube'da bir video izliyoruz ve çok gülüyoruz. Yani onlar bir şey yaptığı için biz gülüyoruz değil mi? Bizim gülmemize kim sebep oluyor? Onlar sebep oluyor. O zaman diyeceğiz ki biz o adamlara komedyen söylüyoruz. Onların adı komedyen. Nasıl ki şarkı söyleyen insanlara şarkıcı söylüyoruz. Mizah yapan insanlara da komedyen söylüyoruz. Komedyen bizi çok gülmek fiilimiz güldürdü diyoruz. Evet, o mizah yaptı, komik şeyler söyledi. O sebep oldu ve biz de güldük. Komedyen bizi çok güldürdü söyledik. Daha ne örnek verelim başka? Biz kendimiz uyuyabilir miyiz akşamları? Yani anneniz ya da babamız gelip bize şey yapıyor mu? Böyle bir şey yapıyor mu? Hayır. Hayır değil, biz kocaman insanlar olduk. Hemen yatağa giriyoruz böyle mışıl mışıl uyuyoruz. Ama küçük çocuklar ve bebekler kendileri uyuyabilir mi? Hayır. Hayır değil mi? Anneleri onlara yardım ediyor ve bu şekilde uyuyorlar. Yani anneleri sebep oluyor, yardım ediyor. O zaman anneler, böyle bütün anneler için söyleyelim. Anneler bebekleri, yanlış yazdık. Anneler bebekleri, fiilimiz uyu. Sesli harf olduğu için T kullandım. Uyutur söylüyoruz. Ya da anne, geçmiş zaman için kullanalım. Anne bebeğini, fiilimiz uyumak. Sesli harf olduğu için T kullandım. Uyuttu. Gramatik bakacağız. Çünkü sadece burada bir gramer yok. Tır var, T var, R var, ır var, ir var. Çok gramer var. Önce anlayalım. Bu grameri niçin kullanıyoruz, tamam mı? Anne bebeğini uyuttu söylüyoruz. Çünkü bebek tek başına uyuyamaz. Annesinin ona yardım etmesi gerekiyor. Sebep olması gerekiyor. O zaman da anne bebeğini uyuttu söylüyoruz. Var mı buraya kadar problem? Biraz anlaştık mı? Bir tane daha örnek verelim. Böyle bol bol örnek verelim ki kolay anlayasınız. Arabamızı götürüyoruz. Yıkatmak istiyoruz otokuaförde. Değil mi? Kadınların, erkeklerin kuaförü var. Arabaların da kuaförü var. Onlar da yıkıyorlar. İşte bakım yapıyorlar. Makyaj yapmıyorlar ama onlar da bir bakım yapıyorlar. Şimdi arabayı ben yıkamıyorum. Orada bir adam var. Görevli biri var. Ben ona söylüyorum. O benim arabamı yıkıyor. O zaman ne söyleyebilirim? Arabamı oto kuaförde, oto yıkama da söylüyoruz sokakta. Oto kuaförde söyleyebilirsiniz, fark etmez. Arabamı oto kuaförde yıka, sesli harf, T getirdim. Dün yaptım mesela, yıkattım. Ya da şimdi yapıyorum, bir arkadaşım arıyor. Ne yapıyorsun Eylem? Ben şimdi oto kuafördeyim, arabamı yıkatıyorum söylüyoruz. Şimdiki zaman içinde kullanabiliriz. Arabamı, fiilimiz yine sesli harf, yıkatıyorum. Burada da şimdiki zaman kullandım. Anlaştık mı? Evet. Soru var mı? Devam edeceğiz. Biraz anladıysanız devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar,
Şöyle bir şey açalım şuraya. Biz bu fiillere, yani bir insan, şöyle büyük yazayım bir dakika. Çok pardon. Bir insan bize bir şey söyledi. Ve biz yaptık. Ya da bir kişi, küçülteceğim şimdi bunu, bir fiile sebep oldu. Şöyle küçültelim biraz. Bir insan bize bir şey söyledi, biz yaptık. Ya da bir kişi bir fiile sebep oldu. Hani dedik ya, anne bebeği uyuttu. Yani anne bebeğe şey söylemiyor, hadi uyu. Ben ne diyorum size? Ödev yapın. Öğretmen ödev yaptırdı. Ya da oto yıkamaya diyorum ki arabamı yıka. O yıkıyor. Ama anne bebeğe şey söylüyor mu? Hadi süt iç. Hadi uyu. Hani bunu söylemiyor. Anne ona yardım ediyor. Yani sebep oluyor. O fiili kendisi yapamıyor. Bu sebeple ona yardım ediyor, sebep oluyor. O zaman biz bir gramer kullanıyoruz. Biz buna arkadaşlar ettirgen fiil söylüyoruz. Aklınızda olsun. Ettirgen fiil. Yani şöyle düşünelim. Ben ödev yaptım. Bunu ben yaptım. Bir insan bana söylemedi. Bu etken bir fiil. Şöyle yazalım. Ben ödev yaptım. Yani kimse söylemedi bana. Ben ödev yaptım. Tamam mı? Bu etken bir fiil. Ama öğretmen söyledi. Bu sebeple ben ödev yaptım. Öğretmen ödev yaptırdı söylüyoruz. O zaman bu da ettirgen bir fiil. Yani öğretmen söylediği için yaptım. Öğretmen söylemese yapmayacağım. O bana söylediği için, bir insan söylediği için buna da ettirgen fiil söylüyoruz. Şöyle de buradan siz de bilirsiniz. Tamam mı? Yazın bunu. Bu şeyi kaydedebiliyorsunuz bu arada. Bu ekranı var ya. Bunu kaydedebilirsiniz. İsterseniz kaydedin. Yapabiliyor musunuz? Bir kontrol edin. Fotoğraf aldınız mı? Evet. Herkes aldı mı? Hasan, Maria, Judy fotoğraf aldınız mı? Evet. Tamam. Peki biraz anladık mı? Biz neden kullanıyoruz ettirgen fiili? Maria, Luna bize anlatsın. Luna niye kullanıyoruz? Ya bir insan yani bize bir şey söyledi, biz yaptık. Aynen öyle değil mi? Kendimiz yapmadık. Birisi bize bir şey söyledi. Kendimiz o zaman yapıyoruz. Mesela anneniz ya da babanız diyor ki git odanı topla. Sen çok dağınıksın, bugün hafta sonu. Odanı toplamak istemiyorsun. Böyle uyumak istiyorsun odanda. Ama kızıyor evdekiler.
Diyor ki hayır böyle olmaz. Git odanı topla. O söyledi sana. O zaman diyoruz ki kardeşim işte babam neyse bana odamı toplattı. O söyledi. Bu sebeple ben odamı topladım. Babam bana odamı toplattı söylüyoruz. Tamam mı? Şimdi şurayı kapatacağım. Fotoğraf aldıysanız burayı kapatıyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şurayı silelim. Buzum çok değişmiş arkadaşlar. Böyle değil eskiden. Şimdi birazcık böyle örneklere bakalım. Sonra gramatik bakacağız. Sanırım görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Bakalım buraya. Ceren kitap okuyor. Yani kimse ona git kitap oku söylemedi. O aldı kitabını okuyor. Ya da o okumuyor. Kitap okumayı hiç sevmiyor. Annesi ona kızdı. Dedi ki Ceren hemen git kitap oku. Annesi söylediği için ne diyeceğiz? Annesi Ceren'e kitap okutuyor söylüyoruz. Dikkat edelim gramatik olarak nasıl yaptık? Sesli harf var değil mi? Okumak sesli harf. O zaman T kullandık. Genellikle istisna var ama genel olarak sesli harflerde T kullanıyoruz. Annesi Ceren'e kitap okutuyor söyledik. Bir yandan bunları alabilirsiniz fotoğraf ya da ders bitince ben gruba gönderirim. Ya da almayın gruba gönderirim ben. Leyla diş fırçalıyor. Çünkü Leyla büyük. Kendi dişlerini fırçalayabilir. Ama burada Leyla dişlerini nasıl fırçalayacak bilmiyor. O daha küçük. Annesi ona yardım ediyor. Annesi Leyla'ya diş fırçalatıyor. Bakın annesi ona yardım ediyor. Birlikte yapıyorlar. O zaman dedik ki diş fırçalatıyor annesi. Arkadaşlar dedik ki sesli harf varsa o zaman ne kullanıyoruz? T. Annesi kitap okuttu. Fırçalamak, fırçalatmak, uyutmak söyledik değil mi? Anne bebeği uyuttu. Çünkü bebek nasıl uyuyacağını bilmiyor. Söylemek, söyletmek. Öğretmen, mesela Hasan'ın sesi çok güzel. Çok güzel şarkı söylüyor. Hocam dedi benim sesim çok güzel. Ben dedim ki Hasan hadi bize şarkı söyle. Öğretmen Hasan'a ne yaptırdı? Şarkı söyletti. Evet, öğretmen Hasan'a şarkı söyletti diyoruz. Neyse ben göndereceğim bunu. Bir yandan isterseniz yazın. Sesli harflerde dedik ki T kullanıyoruz. Bakın Zehra kendisi uyumuş. Burada masal okuması gerekiyor annesinin. Ona yardım ediyor. O tek başına uyuyamıyor. Annesi ona masal okuyor böyle piş piş yapıyor. Dedik ki annesi Zehra'yı uyutmuş söyledi. Bakın uyumuş başka. Bu bir etken fiil. Uyutmuş ettirgen bir fiil. Çünkü başkası söyledi ya da yardım etti. Zehra şarkı söyledi. Öğretmen öğrencilere şarkı söyledi. Sesli harf olduğu için. Şimdi arkadaşlar dedik ki istisnamız var. Sesli harflerde T kullanıyoruz ama iki tane fiilimizde yemek ve demek. Demek neydi? Söylemek gibi. Bu iki fiilde T kullanmıyoruz. Dir kullanıyoruz arkadaşlar. Yani diyorum ki anne çocuğuna yemek yedirdi söylüyoruz. Çocuk 5 yaşında tek başına yemek yiyemiyor. Annesi yardım ediyor. Annesi çocuğuna yemek yedirdi söyleyeceğiz. Bunları yazın. İki tane fiilimiz. Burada T kullanmayacağız. Dir kullanacağız.
Yazdınız mı? Evet. Tamam. Geçeyim mi bu sayfayı? Evet. Tamam. Geçiyorum o zaman. Buna dikkat ediyoruz. Bakın buraya. Hemen örneğine bakalım. Fatma salata yer. Kendisi yer. Ya da yedi. Annesi Fatma'ya salata yedirir. Yedirdi ya da yediriyor. Zaman önemli değil burada. Hani hocam hangi zamanı kullanacağız? Geniş mi, geçmiş mi, şimdiki mi? Zaman fark etmez. İstediğiniz zamanı kullanabilirsiniz. Eğer şimdi ise şimdi, geçmişse geçmiş, rutinse rutin. O fark etmez. Evet, buraya bakalım arkadaşlar. Dedik ya, sesli harflerde biz T kullanıyoruz. Söyledik. Mesela uyutmak, imzalatmak gibi. Bir gramerimiz daha var arkadaşlar. Eğer bunları yazın ama bunları biraz ezberlemeniz gerekiyor maalesef. Eğer bizim fiilimizde çok hece varsa, hece neydi? Yani fiilin içinde iki tane, üç tane sesli harf var. O zaman ve kelimenin en sonunda R varsa, ama her fiili söylemiyorum bakın. İki heceli ya da üç heceli, çok heceli ve fiilin en sonunda R var. O zaman yine T kullanıyoruz arkadaşlar. Onarmak, tamir etmek demek. Ben araba bozuldu, tamirciye verdim. Ben söylediğim için yapıyor. Diyorum ki arabamı onarttım söylüyoruz. Hatta ben bunları size örnek de yazayım, bekleyin. Şöyle bir dakika. Şuraya bir de örnek yazalım. Bakın. Dedim ki arabamı onarttım söyledik. Şöyle bakalım. Bir örnek. Arabamı onarttım. Eğer bizim fiilimizde çok hece var ve en sonunda R harfi var, T kullandım. Oturmak, oturtmak mesela. Yine küçük çocuklardan örnek verelim. Küçük bir çocuk kendi başına sandalyeye oturamaz çünkü onun için biraz zor. Onun boyu daha çok kısa. Ne yapıyor? Annesi ona yardım ediyor. Dedi ki annesi çocuğunu nereye? Sandalyeye ne yaptı? Oturttu. Söyledik. Annesi çocuğunu sandalyeye oturttu. Yazı çok küçük mü, görüyor musunuz? Biraz büyüteyim. Annesi çocuğunu sandalyeye oturttu. Koparmak, kopartmak. Aynı şekilde arkadaşlar, R olduğu için yine S getirdik. Düşürmek, düşürtmek. Nasıl düşürtmek? Mesela sokakta yürüyorsunuz. İki arkadaş birlikte yürüyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız mizah yapmayı çok seviyorlar. Ben sokakta yürürken o kendi ayağını benim ayağımın altına koydu. Hani mizah yaptı bana düşmem için. Şimdi o ayağını koyunca ne oldu? Ben düştüm. Yani ben kendi kendime düşmedim. O yaptı çünkü. O zaman diyorum ki arkadaşım beni düşürttü. Söylüyoruz. Evet, o sebep oldu çünkü. O beni düşürttü. Söylüyoruz. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şurayı siliyorum. Yine buraya bakalım. Gramatik artık bakıyoruz. Bunları yazmanız lazım. Çünkü ezberleyeceksiniz. Başka bir çare yok. Ve genelde, her zaman değil. Yine istisna var ama hani en çok anlamında genellikle diyoruz.
Eğer bizim fiilimizde bir tane hece var, yani bir tane sesli harf var ve en sonunda da sessiz harf var. Mesela içmek bir sesli harf var, ç sessiz harf zaten. Geçmek bir sesli harf var, en sonunda sessiz harf var. Yine düşmek bir sesli harf var, en sonunda sessiz harf var. O zaman ır, ir, ur ya da ür kullanıyoruz. İçmek, içirmek. Annesi bebeğe süt içirdi. Geçmek, geçirmek. Bitmek, bitirmek. Düşmek, düşürmek. Şeklinde arkadaşlar bunları yazın ya da çekin nasıl isterseniz. Bu zamanda da eğer bir hece var ve en sonu sessiz harfse ır, ir, ur ya da ür kullanıyoruz. Pişmek, pişirmek, yatmak, yatırmak, uçmak, uçurmak gibi. Geçirmekle ilgili bir örnek verelim. İçmek söyledik zaten. Mesela sınava girdiniz. Sınavdan biraz kötü bir puan aldınız. Sınıfı geçmeniz biraz zor çünkü kötü bir puan aldınız. Ama öğretmen size yardım ederse, öğretmen baktı bu öğrenci derste iyi, ödevlerini de yapıyor her zaman. Puanı biraz kötü ama ben ona yardım edebilirim, ona 5 puan fazla verebilirim. Diyorum ki öğretmen beni dersten geçirdi. Yani o sebep oldu, o bana yardım etti. Dedik ya bu gramerde iki anlam vardı. Birincisi başkası söyledi, ben yaptım. İkinci anlamında birisi sebep oldu, birisi bana yardım etti. Öğretmen bana yardım ettiği için dersi geçtim. Öğretmen beni geçirdi söylüyoruz. Uçmak mesela. Uçurtma biliyor musunuz ne? Uçurtma. Hani biz çocukken böyle küçük bir şekilli bir şey yapardık. Hava rüzgarlı olduğunda onu havada uçuruyorduk. Hatırladınız mı böyle bir şey? Fotoğraf bakalım o zaman. Hemen bakalım. Görüyor musunuz? Google? Hayır. Şimdi? Emin hatırlıyorum. Görüyor musunuz? Arkadaşlar görüyor musunuz? Hayır. Bir dakika. Şöyle şimdi göreceksiniz. Şu uçurtma. Ama yüklenmiyor, bir dakika. Şimdi gördünüz. Evet. Şimdi bu uçurtma tek başına uçabilir mi? Yok. Benim buna bir şey yapmam gerekiyor değil mi? Yani benim sebep olmam gerekiyor. Diyorum ki ben uçurtma uçurdum söylüyorum. Çünkü ben yapmazsam o tek başına uçamaz. Ben bir şey var, böyle bir hareket yapıyorum. Sonra o uçuyor. Yani ben sebep oluyorum. O yüzden de diyorum ki ben uçurtma uçurdum diyorum. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Bakalım buraya. Yine istisnamız var. Bir tane ır, ir, ur, ür için. Az önce ne söyledik? Fiilde bir hece var ve en sonunda sessiz harf var. Ir, ir kullanıyoruz. Ama iki tane fiilimiz var. Kopmak ve çıkmak anlamında. Kopırmak ya da çıkırmak demiyoruz. Bakın yani bir anlamı yok. Kopırmak, çıkırmak. Bu sebeple koparmak ve çıkarmak. Ders bitiyor. Öğrencileri Zoom'dan ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Değil mi? Ben sebep oluyorum buna. Koparmak anlamında bir çiçek olabilir belki. Birisi söyledi ve siz kopardınız. O zaman da koparmak söylüyoruz. Var mı soru?
Yok. Tamam. Bakalım hemen cümleye. Ayşe süt içiyor. Annesi bebeğine süt içiriyor. Bakın tek sesli harf var. Yani tek hece ve fiilin en sonunda ç var. O zaman ir kullandık. Çocuklar karşıdan karşıya geçiyor. Çocuk yaşlı kadını geçiriyor. Yani ona yardım ediyor. O sebep oluyor. Çünkü o tek başına geçemez. Siz de mesela ne diyeceksiniz? Ben bugün yaşlı bir kadını karşıdan karşıya geçirdim, ona yardım ettim söylüyoruz. Şimdi bu fiili bilmeseniz, yani bu grameri bilmeseniz ne diyeceksin? Yaşlı kadını karşıdan karşıya ne yaptım? Geçtim falan diyeceksin herhalde. Eğer bu fiili, yani bu grameri öğrenmeseniz. Ama artık bu grameri öğrendiniz. Geçirdim çünkü ben yardım ettim ona. Söylüyoruz. Yine burada da arkadaşlar yani dedik ya, böyle bizim eğer fiilimizde bir sesli harf var ve en sonunda sessiz harf var, ir kullanıyoruz. Ama bütün fiillerde bunu yapmıyoruz. Bazı fiillerde tır, dır, bir. Mesela dedim ya, öğretmen ödev yaptırdı. Bir tane sesli harf var. En sonda da sessiz harf var. Normalde ir lazım. Ama öğretmen ödev yapırdı diye bir şey yok. Yaptırdı söylüyoruz. Diktirmek. Ben bir elbise terziye veriyorum. Terzi bana elbise yapıyor. Terziye elbise diktirdim. Kuaföre saçımı kestirdim. Açtırmak. Mesela ne olabilir? Arabanın kapısını şoföre açtırdım. Ben bekliyorum. Şoföre diyorum ki lütfen kapımı aç. Şoföre kapımı açtırdım söylüyoruz. Bunları da yazın. Birazdan pratik yaparsak anlarsınız zaten. Geçeyim mi bu sayfayı? Tabii. Bunun gibi Memduh resim yapıyor. Memduh isim. Annesi Elif'e resim yaptırıyor. Öğretmen ödev yaptırıyor gibi düşünün. Aynı şey. Ahmet çiçek dikiyor. Dikmek iki anlamı var. Bir bahçeye çiçek dikmek, bir de terziye elbise diktirmek anlamında. Zehra Gamze'ye çiçek diktiriyor. O söylüyor ve diğer insan yapıyor. Birçok fiilde eğer biz ir kullanmıyoruz, o zaman dir kullanacağız. Tamam mı? Mesela bir fiil bir tane sesli harf var ya da iki tane sesli harf var. Ir olmuyor. Çok anlamsız oluyor. O zaman dur ya da dür kullanacağız. Şunun fotoğrafını alın mesela ya da yazın. Yazmak, yazdırmak, sevmek, sevdirmek, baktırmak, öldürmek, öldürmek, seyrettirmek gibi. Mesela öldürmek için şöyle bir örnek verelim. Bir tane katil adam var. Dedik ki katil genç adamı öldürdü. Kim katile söyledi? Bir insan söyledi mi? Yok, bir insan söylemedi. O zaman nasıl bir anlam var burada? Katil genç adamı öldürdü. Hani biz ne söyledik? Bu gramerde ne vardı? İki tane anlam. Birinci anlam neydi? Bir insan söyledi, ben yaptım. İkinci anlam, bir insan sebep oldu bir şeye. Şimdi katil genç adamı öldürdü. O öldü. Onun ölmesine kim sebep oldu? Katil sebep oldu. Değil mi? O sebep olduğu için öldürdü söylüyoruz. Yani burada bir insan ona söylemedi git öldür. O kendisi yaptı. Ama genç adamın ölmesine katil sebep oldu.
O yüzden dedik ki öldürdü. Peki bir insan söylerse ne söyleyeceğim? Mesela diyelim ki ben katile dedim ki git şu adamı öldür. Diyorum ki mesela Ahmet katile genç adamı öldürttü. O zaman da T kullandım. Bir insan söyledi. Ben Ahmet'im mesela. Benim adım Ahmet. Bir katil var. Ona diyorum ki git şu genç adamı öldür. Ben söyledim. O zaman diyoruz ki Ahmet katile genç adamı öldürttü. O söyledi ve katil onu öldürdü. Söylüyoruz. Kimse söylemezse o zaman öldürdü. Kendisi yaptı çünkü. Anlaştık mı? Buraları geçelim. Şunu da geçelim. Burası önemli. Bunu da vereyim sonra pratik yapalım. Bu da bir istisna. Gelmek mesela geldirmek söylemiyoruz. Gelmeyi ettirgen yaparken getirmek söylüyoruz. Mesela akşam eve ekmek getirdiniz. Ama bunu size babanız söyledi ya da anneniz söylediği için getirdiniz. Yani birisi sebep oldu. O zaman diyorum ki ben akşam eve ekmek getirdim. Ama birisi bana söyledi, bu sebeple getirdim. Gelmek, getirmek diyoruz. Gitmek, götürmek. Küçük çocuklar tek başına okula gidemezler. Babası, babaları onları ne yapar? Götürür. Onlara yardım eder. Gitmek, götürmek söylüyoruz ettirgen yaparken. Eğer başka bir insan söylüyor, yapıyoruz ya da birisi sebep oluyor. Gitmek için götürmek söyleyeceğiz. Görmek için göstermek söyleyeceğiz. Ben mesela siz uçurtma ne demek bilmiyorsunuz. Google'a ne yazdım? Uçurtma yazdım. Size gösterdim. Ben yardım ettim. Ben sebep oldum. Ben size onu gösterdim. Gördürdüm demiyoruz. Gösterdim öğrencilere. Söyleyeceğim de bir arkadaşınıza telefondan bir şey gösteriyorsunuz. Ne diyorsun? Bak, sen yardım ettin. Sen sebep oldun. Gösterdin ona. Soru var mı arkadaşlar? Buraya kadar. Önce anlamı anladınız değil mi? Neden kullanıyoruz bunu? İki anlamımız var. Bir, başkası söylüyor. İki, başkası yardım ediyor ya da sebep oluyor. Kullanıyoruz. Gramatik olarak ezberlemeniz lazım. Ya da böyle telaffuzdan anlayacaksınız. Yani başka çare yok bunda. İşte ne zamandır, ne zaman ır, ne zaman t kullanacağız. Bunu pratik yaparak öğreneceğiz. Eğer sorunuz yoksa biraz kitaptan pratik yapalım. Evet. Tamam. Bir dakika bekleyin, ben kitabı açayım. Biraz pratik yapalım. Evet, sayfa 79'da soru 8'i açabiliriz. Ben de açacağım. Şimdi göreceksiniz. Sadece biraz bekleyin. Kitaplarınızdan açın siz de, oradan yazın bir yanda. Ben de hemen şöyle açıyorum. Hadi birlikte yapalım şimdi. Ben de şuraya yazacağım.
Evet, hadi başlayalım. Birinciyi kim yapmak ister? Ben bu sabah döviz bürosunda para bozmak söylüyorum. Sessiz harf var. Sessiz harflerde ır, ir ya da ur kullanıyorduk ya da dır, dir kullanıyorduk. Bozdur. Evet, bozdurmak kullanacağız. Bu sabah geçmiş zaman oldu. Ben bu sabah döviz bürosunda para bozdurdum. Yani bende dolar var. Doları Türk parası yapacağım. Ben oradaki adama söylüyorum. O bana paraları Türk parasına çeviriyor. Bozdurdum söylüyoruz. Peki şimdi sırayla yapalım. Judy. Evet. O zaman dün kelime taktım. Taktım ama ben olur. Hani başkası yaptı. Taktırdım. Evet. Şimdi odama klima taktım söylersen bunu ben yaptım. Ben klimayı aldım, odama taktım. Ama bu benim için çok zor. Ben ustayı çağırdım. Usta geldi yaptı. O zaman taktırdım söyleyeceğim. Maria 3. Kestirdim. 3-3. Öğretmen. Sesli harfi genelde ne kullanıyorduk? Mesela bebeği uyutmak. Okuturdum. Yok, sesli harfte ne kullanıyoruz? P kullanıyoruz. Öğretmen öğrencilere yarın bu metni ne yapacak? Okut. Yarın söyledi, okutacak. P kullandık çünkü sesli harf var. Hasan. Ay Hasan, biz seni duymuyoruz. Chat kısmına yazsana cevabını. Chat var orada. İstersen cevabını oraya yaz. Yok vallahi duymuyoruz seni. Sen cevabını chat'e yaz. Luna devam etsin. Soru 4 senin Hasan. Burada chat var. Mesaj kısmı var. Cevabını oraya yaz. Luna. Kıyafetlerimi başkasına ütüle. Şimdi başkasına diyor ki ben başkasına vermiyorum. Kendim yapıyorum. Yani negatif kullanacağız. Sesli harf var. Sesli harfte ne kullanıyorduk? Sesli harflerde genellikle T kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Kıyafetlerimi başkasına ütüle. Negatif yapalım Luna. Türkçe'de negatif ne Luna? Ütülemedim. Bak, ütület negatif. Mame. Ütületmedim. Ama her zaman bunu yapıyor. Geniş zamanda kullanalım. Çünkü her zaman kendisi yapıyor. Kıyafetlerimi başkasına ütületmem. Kendim ütülerim. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Sesli harflerde genellikle T kullanıyoruz. Sessiz harflerde genellikle dır, dir, dur. Bazen İstisna olarak ır, ir falan kullanıyoruz. Tamam mı? Tamam. Devam edelim Sina. Bu haber herkese çok sevindir. Tamam. Zaman ne olsun? Geniş sefer. Sevindir.
Sevindirir. Evet, sevindirir, sevindirdi. Hepsi olur. Aferin, Hasan doğru yapmışsın, kestirdi. Ama benim saçlarım ya Hasan, şahıs ne diyeceğiz? Kestirdim, değil mi? Ben kestirdim. Peki, Judy. Evet, ben yarın sabah saat 7'de seni de inandırırım mı? Uyandırayım mı? Gramerimizdir. A, E, A2'den biliyorsunuz. Yani istiyor musun, sana yardım edeyim mi anlamında. Seni 7'de uyandırayım mı? Maria. Bu kazağı dün aldım ama değiştirmek istiyorum. Aferin. Zaten istiyorum her zaman makmek kullanıyoruz. Değiştirmek istiyorum. Hasan sen yine cevabını çete yaz. Soru 9 senin. Luna 10 yapıyoruz. Hasan sen çete yaz. Bizi Berna tanıştı. This is her. Tanıştırdı. Evet, tanıştırdı. Peki, birlikte yapalım. Arkadaşın babasına yeni bir araba aldırdı. Evet, babasına söylüyor ve babası alıyor. Kardeşimi her zaman anne yatırıyor. Evet, yatırır ya da yatırıyor söylüyoruz. Hasan'ın cevabına bakalım. Temiz, dün evin her tarafını temizlikçiye temizlet. Sesli harf var Hasan. Sadece T kullanıyoruz. Sonra geçmiş zaman ve şahıs. Temizlettim söylüyoruz. Bu vazoyu kim düş? Düştürdü olur mu? Evet. Bak düşdürdü biraz kötü bir telaffuz. Hani başta bir şey daha kullanıyoruz sesli harflerde. Düşür. Evet. Düşürdü. Bu vazoyu kim düşürdü diyoruz. Babam her sabah ayakkabılarını köşedeki boyacıya boyattı. Her sabah diyor. Boyatır. Evet. Öğretmen tahtayı her zaman bana sildirdi. Her zaman. Sildirir. Rutin bir şey değil mi? Peki Ahmet'e negatif yapacağız. Geniş zamanda negatif. Sildirmez. Evet, sildirmez. Trafik polisi hızlı giden sürücüleri ne yaptı? Dur. Durduruyor. Evet, ya da geçmiş zamanda yapalım. Durdurdu ya da durduruyor ya da durdurur olabilir. Sürücüleri durdurdu ya da durduruyor söylüyoruz. Yazdınız mı hepsini? Evet. Silebilir miyim? Evet. Tamam. İkinci sayfayı açalım şimdi. Yani 80'de. Hangisini yapalım bakalım bir dakika. Neyse, zamanımız var. Hepsini yapalım ki güzel pratik olsun. Şöyle, ben okuyacağım. Siz bana cevapları söyleyin, olur mu?
Ya da okumak isteyen var mı? Siz de okuyabilirsiniz. Ben mi okuyayım, siz mi okumak istersiniz? Siz oku. Ben mi okuyayım? Tamam. Hadi bakalım. Ahmet lise 2. sınıfa gidiyor. Onu annesi her sabah saat 7'de ne yapar? Uyandırır. Her sabah söyledi ya, geniş zaman. Yani Ahmet uyuyor ve çok zor uyanıyor. Alarm çalıyor. Ahmet uyanmıyor. Bu sebeple annesi kalkıyor ki Ahmet hadi kalk diyor. Yani annesi onu uyandırıyor. Ahmet bazen uyanmak istemiyor ve annesini sinirlendiriyor. Yani annesi sinirleniyor ve buna Ahmet sebep oluyor. Çünkü uyanmıyor. Ne diyeceğiz? Sinirlendiriyor. Sinirlendirir de olur, problem yok. Uyanmak istemiyor ve annesini sinirlendiriyor. Bakın burada sebep anlamı var. O şey demiyor ki anne hadi sinirlen, hadi anne, böyle yapmıyor. O uyanmadı. Evet. Yani bu sebeple annesi sinirlendi. Yani Ahmet sebep oldu. İkinci anlam. Annesi onun için kahvaltı hazırlıyor ama Ahmet kahvaltı yapmak istemiyor. Böyle zamanlarda annesi Ahmet'e bir şeyler yediriyor. Evet, yediriyor. Burada yediriyor demeyelim. Bir dakika, şu cümleyi okuyayım bir daha. Böyle zamanlarda annesi Ahmet'e bir şeyler. Nokta var mı orada? Yok. Bir şeyler yedirip çalışıyor. İp hatırladık mı arkadaşlar A2'de? Önce yediriyor, yedirip sonra çalışıyor. Çünkü yediriyor, çalışıyor anlam olmuyor. Burada V de yok. V kullanmak için biz ip kullanıyorduk. Hatırladınız mı? V gibi. Yedirip çalışıyor. O kıyafetlerini annesine ütüle. Yani o ütü yapmıyor. Onun annesi yapıyor. O zaman ne diyeceğiz? Ütület. Evet, sesli harf var. Ne diyelim? Ütületiyor. Ahmet odasını bazen dağınık bırakıyor. Ve akşam annesi odayı ona topla. Bak, annesi söylüyor ve o odasını topluyor. O zaman ne diyoruz? Toplatır. Evet, geldiğinde annesi ona odayı toplatır ya da toplatıyor. Ahmet'in bir abisi var ve o öğretmen. Ahmet matematik problemlerini abisine çöz. O bilmiyor çözmeyi, abisine söylüyor. O zaman ne diyelim? Çözdürüyor. Tamam, abisine çözdürüyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sesli harflerde genellikle T kullanıyoruz. Tabii istisnalar var, açtım gösterdim size. Sessiz harflerde genellikle tır kullanıyoruz. Tabii ki yine ır, ir, ar istisnalar var. Tamam mı? Evet. Semra henüz 2 yaşında. O minik bir kız çocuğu. Annesi her sabah ona mamasını yedirir. Evet, yedirir. Ve altını değiştirir. Evet, değiştirir. Ha, doğru. Onun birbirinden güzel oyuncakları var. Annesi onu kahvaltıdan sonra oyuncakları ile oyna. Sesli harf var. Oynatır. Evet. Sadece Judy ve Sina konuşmasın. Maria Luna da konuşsun. Hasan keşke konuşsa ama sesi gelmiyor bize. Hasan'ın sesini duymak istiyoruz. Hasan, sesini özledik ama duyamıyoruz.
Peki devam edelim. Öğleden sonra annesi Semra'ya süt içirir. İçirir ve onu uyu. Sesli harf var. Uyudurur. Uyutur. Sesli harf var. T kullandık. Akşam yemekten sonra annesi Semra'ya banyo yap. Sesli yaptırır. Harf var. Evet. Yaptırır. Pardon, yanlış yazdım. Yaptırır. Bakın Semra 2 yaşında bir çocuk, daha çok küçük. Bu sebeple her şeyi o yapamaz. Ne yapıyor? Annesi ona yardım ediyor. Annesi sebep oluyor. Evet Hasan, açmışsın ama sesin yok. Yapacak bir şey yok. Onu yarın düzeltirsin inşallah. Şimdi Nalan Hanım'a bakalım. Maria ve Luna da konuşsun. Nalan Hanım 72 yaşında. O yıllardır tek başına Ankara'da yaşıyor. Nalan Hanım'ın torunları yarın onu ziyarete gelecek. Bu sebeple Nalan Hanım kendisine evde yardım etmesi için bir yardımcı çağırdı. Şimdi Nalan yaşlı bir kadın, 72 yaşında. Onun torunları ziyarete gelecek ama o temizlik yapamaz, yemek yapamaz. Çok zor çünkü. Bir insanın ona yardım etmesi lazım. Bu sebeple temizlikçi çağırdı, yardımcı çağırdı. Nalan Hanım önce, Nalan Hanım yardımcı önce evi süpür. Süpür. Bir dakika. Şöyle yazacağım bir saniye. Süpürtürür. Neredeyiz? Ve daha sonra evin her yerini Luna Maria versin cevap. Sessiz harf var. Sildirir. Nalan Hanım çamaşırların hepsini yardımcı yıka. Sesli harf var Maria. Maria burada mısın? Evet. Sesli harf var, ne diyeceğiz? De. Ha? Duymuyorum seni. Sesli harfte ne kullanıyoruz Maria? D. D mi T mi? T. T. Yıkatır söyledik. Yardımcıya çamaşırları yıkatır. Daha sonra tek tek kıyafetleri ütüle Luna. Ütületir. Evet, ütületir. Sesli harf var. Nalan Hanım önce bütün mutfağı düzenle. Ütületir. Evet. Ve daha sonra bulaşıkları. Yıkatır. Evet, yıkatır. Son olarak küçük torunu için çikolatalı kek yap. Yaptırır. Söyle. İsterseniz bunu da böyle yazın ya da alın. Tamam mı? Tamam. Geçiyorum. Şunu da yapalım, şu kalsın, bunu sonra yaparız. Birlikte bakalım buraya. Öğretmen öğrencilere ne yaptırır? Yani o ne söyler ve öğrenciler yapar? Ödev yaptırır. Evet. Başka? Metni okutur. Aferin. Metni okutur. Başka?
konuşturur, değil mi? Diyebiliriz. Patron sekretere ne yaptırır? Patron sekretere ne yaptırır? Telefona cevap verdirir. Aferin. Telefona cevap verdirir. Başka? Toplantı hazırlatır. Aferin. Toplantı hazırlatır. Plan yaptırır, değil mi? Mesela bugün ne yapacak? Nereye gidecek patron? Plan yaptırır. Komutan askere ne yaptırır ya da neler yaptırır? Mesela komutanlar askerleri koşturur mu? Evet. Koşturuyor, değil mi? Diyor ki koşun. Bir şey daha yapar. Süründürür. Onlar yerde, toprakta böyle böyle ne yapıyorlar? Sürünüyorlar. Süründürür. Başka? Silahlandırır. Aferin. Silah kullandırır. Ebeveynler, yani anne ve babalar, çocuklara ne yaptırır? Emir verir. Zaten onlar emir veriyor ama. O zaman şöyle diyeceksin. Emirleri yaptırır. Yani çocuğa söylüyor ve çocuk yapıyor. Başka? Ekmek aldırır her zaman. Küçük çocuklara özellikle. Değil mi? Başka? Odalarını temizletti. Hasan, ne işin var? Hasan gitmiş zaten. Odalarını temizletir ya da toplatır diyebiliriz. Şöyle bir dakika. Odalarını temizletir. Antrenör futbolculara ne yaptırır? Pratik yaptırır. Evet, pratik demeyelim, egzersiz diyelim. Egzersiz yaptırır. Diyetisyen kilolu hastalara ne yaptırır? Maria ve Luna'dan cevap istiyorum. Diyet yaptırır. Evet, diyet yaptırır. Başka? Spor yaptırır. Evet, spor yaptırır, değil mi? Tatlı yedirir mi? Hayır. Hayır, değil mi? Tatlı yedirmez. Yağlı yiyecekler yedirir mi? Hayır. Hayır, yağlı yiyecekler yedirmez. Söyledim. Peki trafik polisi sürücülere ne yaptırır? Onları ne yaptırır? Durdurur, değil mi? Başka? Soru sorar. O ettirgen değil ama. Yani o soru soruyor. O bir şey yapmıyor ki. Yavaş durur. Ne yapar? Yavaş durur. O zaman şöyle diyelim. Kurallara uydurur. Yani diyor ki bu kurala uyacaksın, yavaş süreceksin, kemer takacaksın, telefonla konuşmayacaksın. Kurallara uydurur.
Bazen arkadaşlar polisler akşamları özellikle sürücüleri durduruyorlar ve o alkol içti mi içmedi mi bir makine var. Makineyle test yapıyor. Yani üflüyorlar makineye. Sonra polis bakıyor alkol var mı yok mu. O zaman ne diyelim? Test yaptırır. Alkol testi yaptırır. Söyleyebiliriz. Bunu da yazın ya da fotoğraf. Aldınız mı? Bir saniye. Tamam, bekliyorum. Evet, tamam. Siliyorum. Bitti. Artık yok. Evet arkadaşlar, sorunuz var mı? Çok hızlı geçti zaman. Biz hiç teneffüs yapmadığımız için zaten bir 15 dakika var. Dersi bitireceğim burada. Okumaya zaman yetmez çünkü. Yarın devam ederiz okuma dinleme ve biraz daha pratik yaparız. Zaman kalırsa yeni bir gramere bakarız. Kalmazsa öbür hafta yeni gramere bakarız. Sorunuz var mı? Yok. Hayır. Tamam. O zaman size ödev vereceğim. Bir dakika bekleyin. Çalışma kitabını bulayım. Arkadaşlar ödeviniz sayfa 26'da hepsi 27 hepsi olsun bence. Çok mu iyi mi? İyi. İyi bence. Bir saat yaparsınız. 26-20. Eğer hepsini yapamazsanız da yapabildiğiniz kadar yapın. Yarın derste hem biraz bunu da pratik etmiş oluruz. Belki yeni gramere geçeriz. 26-27 ödev, tamam mı? Tamam. Tamam. Sorunuz yoksa yarın inşallah yine aynı saatte görüşürüz. Bu arada ben sizden çok uzaktayım şimdi. Aramızda çok kilometre var. Ama olsun, böyle de güzel dersimizi yapıyoruz. Evet. Tamam mı? O zaman görüşürüz kızlar. Luna, Maria. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın biraz ses verin ama. Luna ve Maria bugün çok sessiz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi o zaman öpüyorum sizi kızlar. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.